Ee, yani biz zaman zaman böyle programlarda evet. söylüyoruz yani Kur'an-ı Kerim anlamak için multidisipliner çok e, yönüne çalışmak gerekir diye. Şimdi e, buna hemen e, bir 7-8 e, ayeti ben örnek verebilirim ama muhtemelen 2-3 ayeti örneklendirebiliriz bu şeylerde. E, biraz önce konuştuğumuz konuyla da bağlantılı olduğu için mesela Araf e, suresinin 172. ayeti bu meşhur <laughs> Elest Bezmi olarak bilinen daha halk arasında da kalubela ayeti diye bilinen ayet var. Malum o ayetle ilgili bir iki örnek vermek isterim. Malum o ayette e, mealini e, söyleyelim. Hani Rabbin Adem oğullarından bir misak almıştı. Zür zürriyetini sırtlarından aldığı zaman. Şimdi oradaki sırtlarından ifadesini meallerde çoğunlukla bellerinden diye görürüz mesela sırtlarından mı bellerinden mi işte onu konuşuyoruz. Onun için tıptan yardım alacağız. Ee, ve o zaman demişti ki onlara elestu bir rabbiküm ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da kalu dediler bela elbette ki sen bizim Rabbimizsin dediler. İşte böylece siz kıyamet günü bunu inkar edemezsiniz şahitsiniz diyor Rabbimiz. Yani buradan biz anlıyoruz ki bütün eee insanoğlu Adem oğlu Adem oğlu ve kızını ya beyni Ademe hı hı. ayetlerinde olduğu gibi ifade ediyor. Rabbimizle biz bizim bir misakımız var, bir anlaşmamız var. Elest bezmi dediğimiz. Şimdi müfessirler bunu tartışmışlar. İki açıdan tartışmışlar. Bu misakı biz ne zaman yaptık? Yani Rabbimizle biz bu anlaşmayı, misakı, ahitleşmeyi ne zaman yaptık? Ve bunu nasıl yaptık? Yani kavl ile, söz ile mi? Gerçekten böyle konuştuk mu yoksa hal ile mi? Şimdi bu ikinci boyutu bir, bir kenara koyalım. Ne zaman yaptık sorusunda mesela benim görebildiğim kadarıyla Fatih Hocam daha iyi bilebilir. Ağırlıklı olarak işte ruhlar aleminde yaptık diyen var. Bütün insanlar yaratılmadan yapıldı diyenler var. İşte... Bir takım rivayetler de var işte böyle sırtını sıvazladı, bir takım tomurcuklar çıktı, bütün insanlar orada hani bütün insanlar zerre halindeyken bu şey yaptı, değil mi? Yani daha böyle. Yani şey... kimsenin hatırlamadığı bir şehadet namiden evet, bahsediyor. Yani böyle mi? bir şey var ama şimdi aslında biz ayete baktığımız zaman ayet kendisi bunun zamanını söylüyor yani çok karmaşık değil. Diyor ki Adem oğullarının zuhurlarından diyorum şimdi kelime min zuhurihim zuhurlarından zürriyetini aldığımız zaman diyor. Şimdi zamanı ayet veriyor zaten. Zaman konusunda bir tartışma yapmanın bir anlamı yok. Biz o zaman yaptık diyor bu şeyi. Şimdi bize düşen bu zuhurundan yani şimdi zuhur Kur'an-ı Kerim'de sırt manasına kullanılıyor. Yani bütün ayetlerde Hayvanların sırtı için o ifade kullanılmış. Zihar yapar. Zihar evet işte oradan gelir. Hep e, sırt manasına gelir. Şimdi burada tabii müfessirler zürriyetin yani üreme'nin insan neslini sürdüren üreme hücrelerinin zürriyetin sırtlardan alınmasını zihinlerine oturtamadıkları için yani bu olso olsa, olsa evet, beldir diye bir yoruma giderek bellerinden diye. Halbuki yani. Allah Kur'an'da her bir kelimeyi özenle Evet, seçerek kullanıyor yani. Şimdi e, yani Fatih Hocam bunun o konuda çok güzel çalışmaları var. Yani Kur'an'a müdahale edemezsin kardeşim diyor. Yorum yapamazsın. Bu böyledir ama böyle olmalı diyemezsin, değil mi? Yani Tabii. Neyse o. Şimdi mesela orada yine e, Arapça şey olarak min butunihim demiyor. Yani batınlarından demiyor. O batın deseydi ...daha oturabilirdi geleneksel şeye göre. Veya ne diyor? Min sulbihim yani sülbünden, bellerinden demiyor. Min zuhurihim diyor. Şimdi e, nedir bunun esası? İşte bugün bir maket bulabilseydik onu gösterecektik ama yapamadık. İşin özeti şu. Bizim e, insanların üreme hücrelerinin üretildiği... E, ...gonad dediğimiz yani erkekler için testisler... ...kadınlar için yumurtalık ovaryum dediğimiz her insanda bir çift yumurtalık var yani bir malum. Normalde erişkin insanda biz bütün bu yumurtaları insana baktığımız zaman erkekler için torbada dediğimiz hani vücut dışında bel bölgesinin seviyesinde kadınlarda da karnın alt tarafında pelvis dediğimiz sonuçta bel bölgesinde bulunur diye biliyoruz değil mi? Ama bu gonatların kökeni Ana rahminde 5. haftadan itibaren gonadal sırt dediğimiz yani bildiğimiz sırt bölgesi yani böbreklerimiz şu seviyede. Bu gonadlar böbreklerin bile üstünde yani sırtımızda şimdi tekabül, tekabül eden bir bölgede teşekkül ediyor. Ana rahmindeki bir ceninin 5. haftadan itibaren hücresel düzeyde orada teşekkül ediyor. 8. haftadan itibaren. Yani ana rahmindeki bir beyin yaklaşık buçuk iki aylık bir bebek diyelim. 8. haftadan itibaren o sırt bölgesinden aşağı doğru göç etmeye başlıyor. İşte o göç hadisesi bizim migrasyon dediğimiz aşağı batına doğru iniyor. Daha sonra 6.-7. aya kadar bu göç aşağı kadar devam eder. Bir miktar duraklar 8. ve 9. ayda da eğer bebek erkek ise Kasık kanalından dışarıya çıkarak erişkindeki hali olan torbalara iner Kadın ise eğer dişi ise bebek e, karnın alt tarafında kalır Şimdi ne diyor demek ki buradaki sırtlarından alındığı zaman tamam. Sırtlarından alınma ne zaman gerçekleşiyormuş 8. hafta ile yedinci 7. ay arasında diyelim ama bunun yüzde %70-80'i yani göçün o yumurtaların sırt bölgesinden aşağı inmesinin ağırlıklı olarak ilk 20-21. haftaya kadar tamamlandığını görüyoruz. İki fazla gerçekleşiyor. Biz bunu tıp fakültesi öğrencilerine de anlatırken bir abdominal karın içerisindeki yolculuk var. Bir de karın içerisinden kasık bölgesinde yolculuk. iki şeyde. Demek ki bu ayette bahsedilen zürriyetin sırtlarından bellerinden değil oradaki zuhur kelimesi yanlış değil yani demek ki anne karnında olan bir, bir hepimiz için anne karnındayken geçerli olan bir şey Rabbimizin bize anne karnındaki fıtratımıza yüklediği program tevhid bilinci genetik kodlama ne derseniz deyin yani bu mahiyetini tartışabiliriz.